Buyurun. Buyur. Ali Rıza amca, çaylı olmaz bu ya. Islatalım bu akşam. Satıştan sonra. Hayırdır inşallah. Mithat Kara arıyor. Efendim? Ne yapıyorsun Şevket? İyiyim Mithat Bey. Siz nasılsınız? Vallahi geçen konuşmamızdan sonra aklım sende kaldı. Bir hatırını sorayım. Bir sesini duyayım dedim. Sağ olun. Seni ihmal ediyorum. Vallahi içime dert oluyor. Oturalım karşılıklı bir akşam konuşalım uzun uzun. Olur. Olur tabii. İnşallah. Ne var ne yok? Ne olsun? Babam geldi bugün buraya. Öyle mi? Yanında mı şimdi? Evet. Burada. Anladım. Çok selam söyle ona da. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Mithat Bey'e bakmıştım ben. Ofisi yukarıda. Buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi o zaman. Şeyi söyledin mi baban? Ben kiraya çıkmayın, oturun burada dedim. Aa, öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Madem birkaç ay... Hep birlikte idare ederiz. Niye boşuna masraf etsinler? 6 ay diyorlar. 6 ay için çıkılır mı? Çıkılmaz. Aile olduk hem zaten. Biraz daha idare ederiz hep birlikte. Değil mi Şevketciğim? Vallahi bilemiyorum. Konuşuruz. Tamam kardeşim, konuşur. Tamam. İyi öyleyse, kolay gelsin. Hoşça kalın Mithat Bey. İyi günler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Leyla'yı söylemek için aradı değil mi? Yok, hayır. Çıkmasınlar, 6 ay daha otursunlar diyor. Çıkmayın tabii canım. Bence de mantıklı. Yok canım. Olacak şey mi? Bu evin. Bu iş yerinin. Bu da arabanızın. Bütün sigortalarınız yapıldı. Ben poliçelerinizi kendim getirmek istedim. Zahmet etmişsiniz. Keşke postaya verseydiniz. Kendim getirmek istedim. Dün gece doğru düzgün konuşamadım sizinle. Rica ederim, o konu kapandı. Biliyorum ama size niye hayır dediğimi bilmenizi istiyorum. Onun için yüz yüze konuşmak istedim. Mithat Bey, ben daha önce evliydim. Yeni ayrıldım sayılır kocamdan. Aslında onu siz de tanıyorsunuz. Ben Şevket Tekin'le evliydim. Ali Rıza Bey'in oğlu Şevket. Öğrendim. Öyle mi? Bana bile bile mi evlenme teklif ettiniz o zaman? Hayır, haşa. Yeni öğrendim, bu sabah neredeyse. İlginç. Yeminle bak. Resminizi gördüm tesadüfen. Hayriye Hanım'a sordum. Beni tanıdığınızı biliyorlar mı? Hayır. Kim bilir neler söylemişlerdir benim için. Hiçbir zaman sevmediler beni. Sedef'le evlenmesini istiyorlardı. Beni hiç istemediler. Bilemem. Ama bir tek o değil. Neyse canım. Önemi yok zaten, bana ne? Tabii ama. Peki siz niye bana daha ilk günden söylemediniz kim olduğunuzu? Zor durumda kalmazdım hiç o zaman. Haklısınız ama ben sizi bir daha göreceğimi düşünmüyordum ki. Sizi evin bahçesinde ilk gördüğümde yanımdaki avukatımdı. Mahkemeden önce bir evrak bırakmaya gelmiştik eve. Siz beni evin alıcılarından biri zannetmiştiniz. Evet, aynen. Ben de adımı vermek istemedim. Nurdan dediniz. Evet, açıklama yapmadım. Daha sonra sizi Yaman Bey'in ofisinde görünce çok şaşırdım. Siz benim bulunduğum yere geldiniz. Ben sizin hayatınıza girmedim Mithat Bey. Siz benim hayatıma girdiniz.
Hayata girmek değil de dünya küçük diyelim. Ben hep kaçtım sizden biliyorsunuz, hep. Biliyorum. Çünkü benimle tanıştığınızı bilselerdi size de huzursuzluk olurdu. Aynı evde yaşıyorsunuz. Belli ki bir süre daha da yaşayacaksınız. Belli değil canım. Onun için sizden uzak durmak istedim. Beni neden sevmediklerine gelince, sıkılmazsanız anlatayım. Rica ederim, lütfen. Hikayenin tamamını bir de benden dinleyin. Şevket'in nerede olduğunu bir tek Sedef biliyordu. Ben karısıyım, düşünün, haberim yoktu. Sonra da yakalandı, polisler aldı götürdü. Hiç bilmiyordum. Bilmeyin de. Necla'nın, Leyla'nın durumunu hele hiç ağzınıza almayın. Düşünün, siz şu kadarını biliyorsunuz, gözleriniz dışarı uğradı. Ben bunları yaşadım Mithat Bey. O evde neler çektim. Hep karşı çıktım, kötü oldum. Üstüme çullandı hepsi. Oğulların hırsızlığına göz yummadım diye. Kızlarının rezaletine göz yummadım diye. Şevket'in ihanetine göz yummadım diye. Şevket geldi. Ya patron, Şevket'i görünce bu kızın yüzünde güller açıyor. Bir şey var galiba aralarında. Cici kız, terbiyeli. Yakışıyorlar da birbirlerine. Kaçırmayın derim ben. Ama sakın çocuklara herhangi bir imada bulunmayın. Yani o konu biraz hassas. Ha, var yani bir şeyler. Yok ama dediğim gibi lafını bile etmeyin. Etmem canım, etmem de nasıl anladım ama, değil mi? Işıldadı birden gözleri. Gözleri parladı, gözleri. Tamam. Peki Oğuz, o Leyla'nın kocası? Eğer emniyette bir tanıdığınız varsa lütfen ona da Şevket'e de ayrı ayrı şikayetlerimi görün. Oğuz'u da hapisten kaçtığında ben ihbar ettim. Hapisten de mi kaçtı bir de? Ama siz neye inanmak isterseniz ona inanın. Bundan sonra da benimle çalışmanız doğru olmaz. Sizin bütün dosyalarınızı merkeze devrederim. Yaman Bey'e geldiğinizde de haberli gelirseniz görmezsiniz beni. Ama... Sizi tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Sizin teklifinizden de ayrıca gurur duydum. Ama artık beni tanıyorsunuz. Hoşçakalın Mithat Bey. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.